Cumhurbaşkanı Erdoğan imalat sektörüne yönelik KOSGEB tarafından verilecek 5 milyar lira bütçeli yeni destek programını duyurdu ve buna göre mikro ölçekli işletmelere 30, küçük işletmelere 75 bin lira üst limitli destek verilecek. Başvurular başladı. Peki detaylar neler? Gülşen Coşkun KOSGEB Başkanı Hasan Basri Kurt'la konuşacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz günlerde 5 milyar liralık genel bütçeli bir destek paketi açıklamıştı. O destek paketine ilişkin şimdi detayları konuşmak üzere KOSGEB'deyiz. KOSGEB Başkanı Hasan Basri Kurt yanımızda. Şimdi detayları konuşacağız çünkü bugün başvurular başladı. Efendim merhabalar öncelikle. Merhabalar, hoş geldiniz. Hayırlı yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyorum, sağ olun. Şimdi bugün başvurular başladı. Başvuru sürecine birazdan geleceğiz ama öncelikle bir paketin kapsamına bakalım. Kimleri kapsıyor? Evet. Evet, paketimizin kapsamı geçen hafta Perşembe günü Cumhurbaşkanımızın açıkladığı, hafta sonunda bakanımızın üzerine özellikle vurguladığı üzere imalatçı KOBİ'lerimiz ve startupları kapsıyor. İmalatçı KOBİ derken hizmet sektörü ve perakende sektörünü bunun biz KOSGEB olarak dışında tutuyoruz. Ağırlıklı olarak bir imalat yapıyorsa KOBİ'miz ve pandemiden zarar görmüş ise bu krediden faydalanabilecek. Yani tüm esnafa yönelik bir kredi değil. Yani bizim hedef kitlemizde şu anda hedeflediğimiz 130 bin KOBİ'miz var. Evet, yani burada hizmet sektörü, perakende sektörü bu kapsam, KOSGEB kapsamının dışında en azından. İmalat sektörüne yönelik özellikle. İmalat sektörüne dönük bir çalışma oldu. Peki rakamları alırsak, şimdi 5 milyar bütçeli genel çerçevesi dedik ama mikro ölçekli işletmelere baktığımızda, küçük ölçekli işletmelere baktığımızda ne kadarlık destekler olacak? Mikrodan kastımız şu, 10 kişiye kadar çalışanı biz mikro olarak kabul ediyoruz. 50 kişiye kadar çalışanı da küçük işletme olarak kabul ediyoruz. Mikroda 30 bin liraya kadar desteğimiz var. Küçükte de 75 bin liraya kadar desteğimiz olacak. Ve bunlar çok internet sitesi üzerinden çok rahat bir şekilde başvurabilecekler. KOBİ'lerimiz herhangi bir şekilde bizim müdürlüklerimize gelmelerine gerek yok, herhangi bir evrak getirmelerine gerek yok. Bütün evrakları, bütün işlemlerini internet üzerinden halledebilecekler. İnternet üzerinden derken biraz daha açarsak, başvurular bugün başladı. 21 Mayıs'a kadar devam edecek. Hangi sayfalardan girip nasıl başvuracaklar? Evet, bir defa E-Devlet üzerinden bu sistem açık ama biz KOSGEB.gov.tr'den vatandaşlarımız girip E-Devlet'ten doğrulamalarını yapıp bizim sistemimiz üzerinden devam edebilirler. Her aşamada detaylı bilgilendirmeler var. Çok da kolay. Biz vatandaşımızdan bir taahhüt istiyoruz. O bizim için çok çok önemli. Burada bizim vatandaşımıza vermiş olduğumuz krediyi işletme giderleri için kullanmalarını istiyoruz. Yani işletme giderleri için kullanmaları için bir taahhütnamemiz var. Bunun dışındaki hemen hemen bütün işlemleri zaten vatandaşımız KOSGEB'le, KOBİ'lerimiz KOSGEB'e çalışmaya alışık. Onun sistemini biliyorlar. Çok kolay bir şekilde 6-7 dakikada bitirebilirler. Geri ödemelere baktığımızda nasıl olacak peki? Evet, geri ödemeler 2024 Haziran ayında, yani 3 yıl sonra. Bu süre zarfında da herhangi bir faiz, bu krediyle ilgili herhangi bir faiz ödemesi de olmayacak. Taksit imkanı olacak mı? 3 yılın sonunda biz 6 taksitle, 4'er aylık 6 taksitle, yani 2 yıl daha ekleyin, 5 yıllık bir sürede aslında bu kredinin tahsilatı gerçekleşmiş olacak. Sayın Bakan Haziran ayını işaret etmişti ilk desteklerin verilmesi konusunda. Evet. Takvim böyle mi işleyecek? Tabii ki. Sayın Bakanımız Mustafa Varank'ın da belirttiği üzere bu desteklerimiz Haziran ayının ortasından itibaren inşallah hızlı bir şekilde biz KOBİ'lerimize vereceğiz. İşletmelerini, pandemiden zarar görmüş olan işletmelerini ayağa kaldırmak için, kiraların ödemeleri için, personel masrafları için, belki ham madde alımları için, imalatta kullanacakları ham maddelerin alımları için bu kredileri biz Haziran ayı itibariyle inşallah onlar için serbest bırakacağız. Bir gelir kaybı olduğunu belgelemesi gerekiyor mu, değil mi? Nasıl olacak? Elbette. Bununla ilgili bizim gelir idaresinden, SGK'dan aldığımız veriler var. Bir defa vatandaşımızın pandemiden zarar gördüğünü biz gelir kaybıyla ancak ölçebiliyoruz bir önceki yıla göre. Bir önceki yıla göre gelir kaybı olduğunu tespit ettikten sonra da
İstihdamda bir düşüşü var mı, buna bakıyoruz. Yani istihdamı da korumasını bekliyoruz. Bu iki kriteri yerine getirdikten sonra imalatçı KOBİ'lerimiz bu krediden çok rahat bir şekilde faydalanabilecekler. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun. Evet, KOSGEB'e ilişkin desteklerin detayları bu şekildeydi. Sözü yeniden İstanbul'a bırakıyoruz.